Bültenim biterken haber kuşağımız işitme engelliler için hazırladığımız haberlerle devam ediyor. Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda bir asker ve bir polis şehit oldu. Bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan hava destekli operasyonda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada iki asker yaralandı. Durumu ağır olan askerlerden birisi kurtarılamayarak şehit düştü. Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Silvan'dan da acı haber geldi. İlçe merkezinde hendek kazan teröristlerle girilen çatışmada yaralanan polis memuru Necmi Çakır hastanede şehit düştü. PKK terör örgütüyle mücadele sürüyor. Hakkari Yüksekova'da gerçekleşen hava operasyonunda 16 terörist etkisiz hale getirildi. Dün Dağlıca bölgesinde gerçekleşen operasyonda da 15 terörist etkisiz hale getirilmişti. Terör örgütünde çözülme hız kazandı. Şırnak'ta ise bölücü terör örgütünden kaçan 10 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Son bir ayda terör örgütünden kaçışların hızlandığı ifade edilirken 21 Mart 2013 tarihinden bu yana teslim olan teröristlerin sayısının 999'a ulaştığı belirtildi. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Hakkari'nin bazı ilçelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen günlerde camilerden ezanın okunamamasıyla ilgili konuştu. Görmez, hiç kimse okumasa ben gider o minarelerden ezanı okumaya devam ederim, dedi. Amerika Birleşik Devletleri, PKK'nın Suriye'de faaliyet gösteren silahlı kolu YPG'ye silah yardımını durdurduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayı değerlendirdi. Bilgiç, Türkiye konuya ilişkin kaygılarını iletmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalar memnuniyet verici, dedi. Bakan Bilgiç, DAEŞ'le mücadeleye ilişkinde Türkiye'nin gerekli her türlü tedbiri alabileceğini vurguladı. Tanju Bilgiç, Doğu Akdeniz'e gelen Amerika Birleşik Devletleri'ne ait USS Donald Cook destroyerinin o bölgede Türkiye'nin savunulması konusunda daimi mevcudiyetini sürdüreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor. Erdoğan'a bazı ülkelerin büyükelçileri bugün güven mektubu sundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ilk olarak Fransa Büyükelçisi Charles Fries çıktı. Fries, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Fransa Büyükelçisi'nin ardından Bulgaristan Büyükelçisi Naidezdi Neyski Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi. Daha sonra Panama Büyükelçisi Jorge Herna Miranda Corina güven mektubunu Cumhurbaşkanlığı Erdoğan'a sundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde son olarak Slovenya Büyükelçisi Igor Cukic için güven mektubu takdim töreni gerçekleştirildi. Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücretin yıl sonunda komisyonda görüşüleceğini söyledi. Yılmaz'ın gündeminde kadroya alınacak taşeron işçiler de vardı. A Haber'e konuk olan Cevdet Yılmaz, asıl işi yapanların listesiyle sayı netleşecek, dedi. Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, 1 Kasım seçimleriyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşlar bu işi tekrar normal ayarlarına getirdi diyen Türkeş, siyasi partiler koalisyonu beceremediler ama vatandaş AK Parti'nin bünyesinde bir koalisyon yaptı ifadesini kullandı. Merhum başbakanlardan Bülent Ecevit, ölümünün 9. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
Anma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla DSP Genel Başkanı Masum Türker katıldı. İki genel başkan Ecevit'in kabri başında duygularını paylaştı. Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit törene katılmadı. Şair ve yazar Gülten Akın, İstanbul'da uzun süredir tedavi görmekte olduğu hastanede 82 yaşında yaşama veda etti. Deli Kız'ın türküsünün yazarı Gülten Akın yarın Ankara'da toprağa verilecek. Gülten Akın'ın ilk şiiri 1951'de Son Haber gazetesinde yayımlandı. Bir gazetenin anketinde Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın ardından en büyük şair seçilen Akın'ın Rüzgar Saati, Kestim Kara Saçlarımı, Kırmızı Karanfil ve Uzak Bir Kıyıda gibi pek çok eseri bulunuyor. 2010 KPSS soruşturması kapsamında düzenlenen 6. operasyonda ÖSYM'nin soru hazırlama birimine baskın düzenlendi. 3 çalışan gözaltına alındı, 2 kişi ise aranıyor. Soruların paralel yapıya sızdırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada bugüne kadar 300'e yakın kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 55'i tutuklu. Paralel devlet yapılanmasının iş dünyası ve gazetecileri dinlediği ortaya çıktı. Terör örgütü üyeliği, organize suç örgütü üyeliği gibi suçlamalarla ve uydurma isimlerle dinlenenler arasında iş dünyasının önde gelen isimleri yer alıyor. Ayrıca tanınmış gazeteciler ve bürokratların da uydurma suçlamalarla defalarca mahkeme kararı aldırılarak dinlendiği tespit edildi. İzmir merkezli 18 ilde önceki gün düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 57 şüpheliden 48'i gözaltına alınmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli aranırken poliste ifadeleri alınan 12 kişi serbest bırakıldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam eden 36 şüphelinin ise yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Fethullah Gülen'in terör örgütünün bir numaralı ismi olarak yer aldığı soruşturmada İzmir'deki askeri casusluk davasında bazı Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının tasfiyesinin amaçlandığı iddia edildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı lüks araçlarla ilgili operasyonlarını sürdürüyor. Operasyonlar kapsamında Bursa'da 30 adet yabancı plakalı lüks araca el konuldu. Araçların daha çok Bulgar ve Gürcü plakalı olması dikkat çekti. Olaylarla ilgili olarak 65 kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Olay Atakum ilçesi Atakent mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil taklalar atarak yolun dışına çıktı. Araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'de parkomat görevlisi 1 liralık park ücreti yüzünden tekme tokat dövüldü. Kameraya yansıyan olayda borcunun bulunmadığını söyleyen sürücüyle görevli arasında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüşüyor. Kavga sonunda ikili araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşıyor. Polis kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı. Kavga anı saniye saniye kameralara yansıdı. Elazığ'da aracında gümrük kaçağı sigara yakalanan belediye başkanı görevden alındı. Merkeze bağlı Yazıkonak Belediye Başkanı Nurettin Aydın'ın aracında 11 Eylül 2011 tarihinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada 5000 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmişti. Konuyla ilgili Elazığ 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda Başkan Aydın 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Yapılan itirazın ardından Yargıtay, mahkemenin verdiği 2 yıl 1 aylık hapis cezasını onadı. Muğla'da gıda zehirlenmesi. Muğla'nın ilçelerinde taşımalı eğitim verilen okullarda öğrenim gören 143 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu. Tetkiklerin ardından öğrencilerin çoğu taburcu edilirken bazı öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken okulların yemeklerini hazırlayan firmadan numune alınarak laboratuvara gönderildi. Onlar hayata sporla tutundular. Hepsinin de ayrı birer hikayesi var. 16 ülkeden yaklaşık 150 engelli sporcu İstanbul'daki yüzme ve eğitim kampında bir araya geldi. Biri Boğaz'ı yüzerek geçen ilk engelli kız. Diğeri ise Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsü. Engelleri onlara engel olamamış. Spor hayatlarını değiştirmiş. İlk Türkiye şampiyonluğuna henüz 10 yaşındayken ulaşan Beytullah Eroğlu'nun doğuştan iki kolu yok ve bir ayağı diğerinden 12 santim kısa. Onlar gibi 16 farklı ülkeden 150 sporcu bedensel engelliler yüzme ve eğitim kampı için 3. kez İstanbul'da toplandı. Birbirinden başarılı sporcular Rio'da yapılacak Paralimpik oyunları öncesi bilgi ve becerilerini paylaşıyor. UEFA Avrupa Ligi H grubunda liderliği hedefleyen Beşiktaş bugün saat 19'da sahasında Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak. Önemli mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak. Rakibiyle bugüne kadar 3 kez karşılaşan siyah beyazlılar bu maçların ikisini kazandı. UEFA Avrupa Ligi A grubunda 4 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe bugün saat 21'de Ajax'a konuk olacak. Üst tura çıkmak için avantaj arayan Sarı Lacivertliler Hollanda ekipleriyle deplasmanda oynadığı son 3 maçı da kaybetmedi. İşitme engelliler için hazırladığımız haberlerimizi noktalıyoruz. Ve sevgili seyirciler, gün biterken haber kuşağı